Seyirciler, tekrardan merhabalar. Efsaneler Ölmez 6. bölümüyle devam etmekte. Bu hafta sizlere seyircilerimizin, takipçilerimizin çok özlediği, uzun zamandır ekranlara birlikte çıkıp daha sonra da uzun bir ara verdikten sonra tekrar 6. bölümde, Efsaneler Ölmez'in 6. bölümünde tekrar da bir araya geldiğimiz eski arkadaşım Mehmet Ali Şahin var, sunucu arkadaşım. Takipçilerimizin merhaba. Merhaba arkadaşlar. Cümleden hepinizi saygı ve selamla selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Pandemi zamanında biliyorsunuz ülkemizde, dünya genelinde çok büyük bir sıkıntı yaşandı. İnşallah Allah'ın izniyle yakın zamanlarda bu belanın ülkemiz üzerinden kalkmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz Mehmet. Mehmet Hanım Şahin'i anlarından hala aramızdaki bölümden tanıyacaksınız. Evet. İlk üç bölümünü sevgilerle bir an temelde gerçekleştirdiğimiz, dördüncü bölüm Adile Maaşı tanısına çektik. Bizlere katılmış ve bizlerle 27. bölüme kadar devam etmiş ve programı sonlandırmış ve eski mekanda çekiliyor bölüm çünkü. Evet, tekrardan bir aradayız kendisiyle. Bu haftalık da sizlere Türk sinemasının yine efsanevi oyuncularından Sıtkı Akçatepe'yi ve Leman Akçatepe'yi anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ikisi de yine çok büyük aktör ve oyuncu Halit Akçatepe'nin annesi ve babasıdır. Ben Sıtkı Akçatepe'yi sizlere yer yer anlatmaya çalışacağım. 1 Ocak 1902 tarihinde doğmuştur kendisi. Aynı zamanda kendisinin özelliklerinden biri Kurtuluş Savaşı gazilerindendir. 26 Ağustos 1922 tarihindeki büyük taarruzda kendisi askere katılmış ve ülkemiz için savaşmış. O kadar günlerde ülkemize az günler erdiren şerefli gazilerimizden bir tanesidir aynı zamanda. Benim için birincilik özelliğinden daha çok özelliği daha çok değerlidir benim için. Çünkü ülkemizin bugünkü güzel yarınlara erişmesindeki emek harcayan sayısız şehit ve gazilerin o değerli kutsal insanların bıraktığı kutsal mirası tuğlalarından bir tanesini de kendisi eklemiştir. Onun için de çok çok değerli bir insandır. Aynı zamanda çok değerli iki tane insanın da ailesine dahildir. Yani Leman Akçatepe gibi bir oyuncunun eşidir kendisi ve Halit Akçatepe'nin babasıdır. Kendisi çok daha küçük yaşlarda oyuncu olmak istemiş. Ailesinin şiddetle karşı çıkınca evden kaçarak oyuncu olmak istemişler. İlk filmi 1939 yılında Taş Parçası'da Faruk Kerci'nin yönettiği bir filmdi. Kendisi toplam 25 tane filmde yer almıştır. Kendisi 25 filmde oynamıştır. O filmlerden en çok bilindiği Hababam sınıfı serilerinde Paşa Nuri isimli yaşlı bir öğretmeni canlandırması, aynı zamanda filmde de yine gerçek hayatta olduğu gibi Kurtuluş Savaşı gazileri arasında yer almıştır. Filmdeki karakterlerden birisi de bunu böyle değerli ve popüler bir karakteri canlandırmıştır. Birçok popüler Türk filminde yer alması ama az filmde de olsa çok değerli popüler filminde yer alması kendisinin daha çok tanınmasına sebep olmuştur. Onlardan birkaçını sayalım size. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı uyanıyor. Hababam sınıfı tatilde. Hababam sınıfı bugün doğuyor. Hababam sınıfı güle güle de Paşa Nuri karakterini canlandırmıştır. Bizim aile 1975 avukatı canlandırmıştır. Canım kardeşim Tarık Akan, Halit Akçatepe kahramanlık yaptı. Orada canım kardeşimde de Tarık Akan'ın babası Mustafa'yı canlandırmıştır. Pisi Pisi isimli film 1975 Müjde Ağar ve Kadir İnanır başrollerini oynadığı filmde Fazıl amcayı canlandırmıştır. Tosun Paşa, Kemal Sunal filmi zengin bir kadroyla süslenmiş bu filmde Ayşen Kurda, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Sıtkı Akçatepe gibi filmler gibi aktörler filmde boy göstermektedir. Bu filmde de Seferoğlu Sıtkı, Seferoğullarının reisi Sıtkı'yı canlandırmıştır. Şabanoğlu Şaban, yine çok popüler bir Kemal Sunal filmi, yıl 1977, orada da Nazır Paşa'yı canlandırmıştır. Kendisi birçok eski tarih filmlerde de oynamıştı. Köprü Altı Çocukları 1953, Taş Parçası 1939 yine ilk filmi, Memleketim 1974, En Büyük Yumruk Cüneyt Arkın 1983. Kendisi 1986-29 pardon, 26 Ağustos 1900... Affedersiniz arkadaşlar, düzeltiyorum. 29 Ekim 1986 tarihinde hayata gözlerini yumuştur. 86 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumuştur. Naaşı Karacaahmet Mezarlığı
Karacabey'in mezarlarındadır. Aynı kabristanlıkta yatmakta olan yine Levan Akçatepe ve sonradan vefat eden Allah rahmet eylesin Halit Akçatepe de birlikte yatmaktadırlar. Biliyorsunuz 6. bölüm Anılarımda Hala Aramızın programın 6. bölümünde Halit Akçatepe'yi canlandırdığında kabir eski halindeydi. Fakat Halit Akçatepe dönümünden sonra nasıl diyeyim size 2018-2021 arasında kabir bir restorasyon geçirdi. 2019 tarihinde evet kabir bir restorasyon geçirdi ve şimdi kağıdı aldı. Yani o eski şeyden eser kalmadı. Mesela bir yeniden bir restorasyon geçirdi. Halit Akçatepe arasında. Biz kamera başında bir klip çektik kendisinin arasında. Arkadaşımız zaten Levan Akçatepe'yi anlatacak. Kendisi toplam 25 filmde Türk sinemasına emeği dokunmuş. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda da ülkemizin kurulmasında da o karanlık filmlerin çıkmasında da savaşmış. Gazi olmuş. Değerli bir insanımızdır. Değerli bir müdürdür. Kendisine Yüce Allah'a rahmet diliyoruz. Türk sinema severlerine başsağlık dileklerimizi iletiriz. Sözü Mehmet Ali Şahin'e bırakıyorum. Levan Akçatepe'yi anlatacak o da. Evet Mehmet, uzun bir aradan sonra aramızdasın. Abi, bugünün anlam önemli, beraber uzun bir süre sonra tekrar beraber yanına geldik. İnşallah bu programlarımızın devamını çekeceğiz. Hafta sonu olduğu gibi, bu değerli mekanı. Evet arkadaşlar, bu 6. bölümde ben de size rahmetli Levan Akçatepe'nin hayatını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlarımın dediği gibi Levan Akçatepe hanımefendi, değerli bir üstadımızın, yani Halit Akçatepe'nin annesidir, ayrıcası. Sıtkı Akçatepe'nin eşidir. Levan Akçatepe 1918 yılında İstanbul'da doğmuştur. Onun daha yakından yani ekrana dönmek istersek, yani filmlerini göz önünde bulmak istersek rahmetli Kemal Sunal abimizin 100 numaralı adam filminde biliyorsunuz. Orada da Kemal Sunal abimizin annesini canlandırıyor. Zaten birçok filmde de anne rolünü üstlenmiştir kendisi. Onun dışında rahmetli Hulusi Kerem'den abimizin bir filmi daha vardı. Yani bunlar saydığımız filmler aslında altın değerinde bizim çapımızda. Türk sinemasında en çok izlenen, en popüler filmler. Uyanık Kardeşler adlı bir sinema. Müjdat Gezen, Kadir İnan, Hulusi Kerem'den, Levan Akçatepe. Biliyorsunuz. 1974. O film de ayrıca Türk sinema tarihinde çok izlenme rekoru hasılatı getirmiştir oyuncularımızda. Onun dışında Levan Akçatepe hanımefendi Türk sinemasında 157'ye yakın filmde rol almıştır. O filmlerden zaten en popüler saydık Uyanık Kardeşler, Yüz Numaralar var. Hava Sınıfı serisinde de oynamıştır. Ayrıca işte Anne'ye de var diye de filmde oynamıştır. Evet. O da gene bak hep Anne'yi zannettim. Onun dışında abi Levan Akçatepe hanımefendinin Türk sinemasının girdiği filmin ilk filmi 1943 yılında Nasrettin Hoca düğünde adlı filmde tarihi filmimizde yer almıştı. Onun dışında abi az önce bahsettiğim gibi Levan Akçatepe hanımefendi devamlı anne rollerinde iyi bir anne rollerinde oynamıştı. Onun gerisinde şunu şeyi söyleyeceğim sana. Rahmetli Levan Akçatepe 1992 yılında vefat etmiştir. Senin de söylediğin gibi Kadri Karacabey'in mezarında Akçatepe'ler aile kabristanlığındadır. Üçü de bir arada yapılmaktadır. Bu dünyada da filmlerde olduğu gibi diğer dünyada da yine üçü bir araya gelmeyi başardılar. Evet, yani evet. Mevlam Cennet eylesin mekanlarını inşallah. Ben bir şey daha değinmek istiyorum Sıtkı Akçatepe ile alakalı. Kendisi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın torunudur anne tarafından. Yine en bilindik rolde Tosun Paşa oğlunda evet, Sefer oğlu Sıtkı'yı Hababam Sınıfı serilerinde gerçek hayatta da olduğu gibi gazi bir öğretmeni, Kurtuluş Savaşı'na savaşmış gazi bir öğretmeni canlandırmıştır ki gerçek hayatta da gazinin Paşa Nuri karakterini başarıyla canlandırmış ve Türk sinema severlerin ve takipçilerin gönlündeki tahtı kazanmış bir sanatçımızdır. En popüler yerini almıştır ve en popüler kapsamları kazanan rolleri de bunlar oluşuyor zaten. Kendisi bu kadar az filmde oynamasına rağmen gönüllerde tat kurmayı başarmış değerli üstad, yaşlı karakter
oyuncularımızdan bir tanesidir. Aynı zamanda küçük bir şey daha değinmek istiyorum. Bundan iki bölüm önce Ali Çağaloğlu'na da değinmiştim. Önder Soner isimli klibimiz vardı. 2018'de yayınlanan Toprak Mezarlığı'nda çektiğimiz. Onu kaldırmıştı YouTube. Onu kaldırıldığını duyurmuştum. Şimdi tekrar yayına vermiş. Fakat onun dışında kaldırılan videolarımız var. Anlar onlar hala. Aramızda üçüncü bölüm. Kulüsü Kent'le. Anlar onlar hala aramızda yine. Ekrem Bora. Anlar onlar hala aramızda bölümlerinden Tarık Akan bölümleri hala yayına gelmiyor. Hala yani şu an yayından kaldırıldı. Dinçer çekmez yine Anlar onlar hala aramızda diye. O da yayından kaldırıldı. Fakat ben bölümün klip olarak yayınladım daha sonra. Onları da buradan duyurmak isterim ve takipçilerimize sürekli yazı yazan, bizlere destek veren, beğeni, yorum atan, like atan, sevgi, sempati isteyen, takip eden değerli takipçilerimin tek tek isimlerini buradan herkes anmak ve selam yollamak istiyorum. Ömer Korkmaz hep ilk diye yorum atmış. Ben de ilk defa burada da ilk olarak onun ismini okuyorum. Selam olsun Ömer kardeşimize, Ömer Korkmaz'a. Evet, Emrah Korkmaz, Mutlu Bayer, Kerim Daşçı ismiyle İsmail Demir, İzmir. İzmir'e selam olsun sevgili kardeşim. Mesajlarını Face'ten ve YouTube üzerinden alıyoruz. O sevgiyle, o güzel alakana, o güzel ülkene sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Sağ ol değerli kardeşim. Mehmet Kara, Duygu Yüksel Hanımefendi, Murat Melete, Hikmet Kadimova, Azerbaycan'a selam olsun. Şahmettin Rıza'ya, Azerbaycan'a selam olsun. Azeri Arkadan'a selam olsun. Gökhan Işık Şahmak, Kocaeli'ye selam olsun. Arda Recep Kalacı, Kalacı 34 ismiyle yazmış. Selam olsun. Dursun Şahin, değerli yol arkadaşım, değerli kadim, aziz dostum, kameramanım, destekçim. Ona da selam olsun bundan. Fahim Uday ağabeyimiz Üsküdar'da Karacahmet'te mezarlık görevlisidir ve takipçimizdir. Mezarların bulunması konusunda çok yardımları olan. Üsküdar'a Fahim ağabey bundan selam olsun. Hasan Barış Baltalı'nın da değerli dostluğunu, Atilla Ergün, sinema sanatçısı Atilla Ergün'ün klip çekimlerinde kameramanlığını yapmıştı. Aynı zamanda muhasebe kursundan arkadaşım da ona da buradan selam olsun inşallah. Üzerinde 19 kanalının sahibi, ona da selam olsun. Serdar X Rumuz ismiyle Halil İbrahim kardeşime selam olsun Osmaniye'ye. Ve değerli kardeşim Ekber Demirtaş, gel şuraya kardeş. Şöyle ortamıza gel. Buyurun. Serdar X'e eğilmeye salla. Ekber Demirtaş. Sağ olun kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani benim söylemek istediğim konular, bu programların Yeşilçam'a gönül veren kişiler olarak biz videolarımızı takip edip, izleyip, altına yorum yapan, iyi yorumlarını yazan arkadaşlarımıza söylemek istediğim için bu videoların devamını mutlaka biz çekeceğiz yani. Evet. Allah razı olsun kardeşler, bizi takip ettiğiniz için. Bizlere like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki bize destek vermeyi unutmayın inşallah. Tabii ki siz ne kadar az izlerseniz de yine de mücadelemize devam edeceğiz ama videolarımızı Face, Instagram gibi, işte Twitter gibi çeşitli kanallarda paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. İşin açıkçası desteklerinizi bekliyoruz. Bize yardımcı olmanızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bu zamana kadar bize vermiş olduğunuz destek için, ayırdığınız vakit için sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Haftaya bir dahaki bölümde karşı karşıya gelmek umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.